İyi akşamlar, iyi hafta sonları sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a, sizin kanalınıza, sizin televizyonunuza hoş geldiniz. Beyaz TV'deyiz. Bu akşam yine Sinan Engin'leyiz. Sinan abiyle beraberiz. Bu akşamın skorunu bildi. Beşiktaş 1-0 kazandı. Geçen hafta dün söylemişti. Bilemedik. Efendim? Dünkünü bilemedik. Ya hepsini bilsen zaten Sinan abi. Dün Galatasaray kazanır şey demiştim. Sinan abi zaten bak. Dünyanın, çok affedersin, senin için söylemiyorum, özür dilerim. Şöyle bir şey var. Dünü biliyorsun, bugünü bilmiyorsun, yarını biliyorsun. Bir tane yazan yok. Bilemediğin zaman herkes diyor ki Sinan Engin nasıl bilemedin? Bu, veya Ertem Şener gördün mü nasıl patladın? Bilse gitti oynarız yani. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ertem, o zaman ne yapalım? Gidelim Yıldırım Başkan'a diyelim ki misli nokta. Yapalım oradan. O zaman iddia oynarız. Gidelim Bahis gazetesinde bütün her şeyi yapalım. Bahis'te yazalım. Öyle bir şey olabilir mi ya? Olur mu öyle şey Sinan abi? Zaten yazacaksın da o ayrı mesele de. Evet Sinan abicim. Buyur efendim. Hoş geldin. Yüzün gülüyor bugün. Beyaz ama futbol. Galatasarayların yüzü gülmüyor. Etiketimiz Beyaz Futbol'a. Beyaz Futbol'a. Twitter'da etiketimiz Beyaz Futbol'a. Bir de sevgili seyirciler, Instagram'da bize hep diyorsunuz ki ya ben Twitter kullanmıyorum. Altta sürekli olarak etiketiniz çıkıyor Beyaz Futbol'a. İşte Beyaz Futbol'la ilgili diye. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Sinan Engin görüntü budur. Sinan abinin Instagram adresi budur. 400 bin yapıyoruz bugün. Tamam mı? Tam ekranı verelim bakalım. Olmaz. Altyazı, her şeyi alalım. Var mısın iddiaya? Bak bugün 400 bin elbise alacağım. Bugün 400 bin olacak bu. Olmaz. 400 bin olacak bugün. Beyaz Futbol YouTube kanalını unutmayalım tabii. Tabii unutmayacağız onu ama önce o bir numara. Ha, Instagram'lardan tabii. Doğru. Instagram bu. Sinan abinin Instagram adresi budur. Benim de budur. Vay. Ertem Şener Instagram adresi. Bak benim yakışıklarım orada Sinan abi. Benim koçum. Ellerinden öperler. Şu anda evde şey var ama. Patates kızartması demiş. Tabii patates kızartması çığlık çığlığa. Evde şu anda Allah savaş var. Allah kolaylık versin Gülşen'e. Çok teşekkürler Sinan abicim. Benim Instagram adresim de budur. Ve YouTube kanalımız, Beyaz Futbol YouTube kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Gerçekten de son derece önemli videolarımız var. Çok çok enteresan videolarımız var. Sinan abinin kehanetleri var. Sinan abinin ilginç açıklamaları var. Videolarımızın altına yorumlar yapabilirsiniz. Dijital medyada uluslararası anlamda çok büyük bir yükselişteyiz. Sizin sayenizde bayrağımızın, Türk bayrağının biraz daha yukarı çıkmasını istiyorsanız, bizim spor alanında Türkiye'den dijital medyada bir programımız eğer yukarı kadar çıksın diyorsanız Avrupa'da, dünyada, o zaman doğru adrestesiniz. Beyaz Futbol YouTube kanalımızın lütfen abone olunması konusunda sizin de yardımınız gerekiyor. Like'ları unutmuyorsunuz. Bol bol zile basmayı unutmuyorsunuz. Videolarımızı izliyorsunuz. Sinan abiciğim. Efendim. Trabzonspor, bir kere en başta Trabzonspor. Buradan Trabzon'a selamlar. Dol dizgin gidiyor. Eşref abiye selamlar. Eşref abiye selamlar. Evet, ama Trabzon'u kutlamak lazım. Trabzonspor hakikaten yürekten kutlamak kaç lazım. Kaç tane sakatı var? Bak, İnanılmaz kaç tane ya. Sakatı var. Bir şey söyleyeyim mi? Ekuban yani sezona fırtına gibi başladı. Sakatlandı. Yusuf Yazıcı'yı sattılar. Abdülkadir Ömür sakatlandı. Parmak sakatlandı. Onlar olsaydı eğer. Yani 4-5 puanlıydı herhalde. Şöyle bir durum var biliyor musun? Bu Alanya için de geçerli. Sivas için de geçerli. Ertem. Beşiktaş için de geçerli. Aynı ayarda hepsi için söylüyorum. Hı hı. Trabzon için de söylüyorum. Aynı ayarda. Galatasaray'da sıkıntı var Galatasaray bölümüne gelince. Yani Galatasaray hangi takviyeyi nasıl yapacak, nereye yapacak falan, ama Galatasaray'ın tamamıyla akortu falan bozulmuş. Yani cantta gidiyor Galatasaray. Yani nasıl cantta gidiyor? Mariano'ya bakıyorsun, aynı Nagatomo'ya bakıyorsun, aynı Belland'a zaten bağları kopmuş, bitmiş gitmiş falan. Yani Enzonzi falan. Yani birazdan Galatasaray bölümüne gelince oraya geleceğim de. Ama hangi takım devre arası, Anadolu takımlarımız özellikle, ciddi olarak 3 tane 4 tane iyi transfer yapsınlar devre arası, şampiyon olmamaları içten değil. Bak ne diyorum, şampiyon olmamaları içten değil. Evet. Bugün bakıyorsun Konya Spor takımına, belki de sezonun bana göre en iyi toplarından bir tanesini oynadı veya oynamaya da çalıştı. Beşik 4-4-2 oynadı, Beşiktaş'ı önde basmaya çalıştı, istediklerini de yaptı. Yani ama öyle bir maç ki, bir kere Abdullah Avcı'nın en büyük silahı ne biliyor musun? Gol yememek. Ha bu arada bir dakika. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kusura bakma sözünü tamam kestim ama. Sözleşmesini de uzatmış oldu böylelikle Abdullah Hoca. Ocağa kadar demişti ki Sayın Başkan. Birazdan onu anlatırım istiyorsan senin için. De onda Ocak demişti. Ben de ona dedim ki hayır Ocak değildir dedim. Sezon sonu. Aynen, uzun yıllar. Biz uzun yıllar dedik.
Ama Abdullah Hoca'nın da bugün hataları var. Onları da söyleyeceğim. Arkadaşlık ayrı bir şey ama hataları da var. Onları da anlatmak lazım. Şimdi Ertem, öyle bir maç ki yani bir tane golün atılınca o takım maçı kazanacağı bir maç. Öyle bir maç, öyle görüntü o. Ama Abdullah Avcı'nın da öyle bir önemli bir ilk birinci kozu gol atmak değil biliyor musun? Önce gollememek. Oyun düzeni, sistemi. İki tane önlü böreği koyuyor, dörtlü savunması. Bakıyorsun Vida çok iyi, Rolis çok iyi. Beşiktaş'tan bahsediyorum. Zaten yıllardır Aykut Kocaman, doğru. Yıllardır Aykut Kocaman, 1-0, yarım 0. İyi oynamadan bugün kazandın. İyi oynamadan böyle kazan. İstememiş şampiyon olmak. Her maçı böyle oyna, 1-0 kazan. Yani madalya vermiyorlar ki çok iyi oynayınca berabere kalınca. Aynen öyle. Aykut Kocaman'ın da hep yıllardır silahı nedir? Hep rakibi durduralım. Sonra kontrollü oynayalım, top oyunu pas yapalım. Alan savunması yapalım, kapanalım, rakip üstümüze gelsin. Öyle yapmadı. Beşiktaş'ı sahasında basmaya çalıştı. Hapsetti. Çıkarmaya, bazen de çıkarmadı. Oyun içinde bazen de çıkarmadı. Zor anlar yaşadı. Doğru. Pozisyon bile olmadı. Beşiktaş, belki de bugün Burak Yılmaz Beşiktaş'a geldiğinden beri en kötü maçlarından bir tanesi oynadı. Ama gol attı. Bitti. Santrafor'un işi oldu. Gol atacaksın. Bitti. Gol atacaksın. Şimdi bugün maç İki numarayı kötü gitseydi, ne diyecektik? Ama Burak Yılmaz sağda yürüdün. Hayır, şöyle değil. Burak Yılmaz'ın işi gol atmaktır. Hele cepheden falan yakaladığı zaman. Bak, ben buna bakarım affetmez, diyorsun. Affetmez Ertem'ciğim. İddia ediyorum. Burak Yılmaz fizik olarak iyi durumda olduğu an. Bak, fizik olarak. O benim anlıyor ne demek istedim. Kendisine de söylemiştim ilk daha Beşiktaş'a geldiği zamanlar. Fizik olarak Burak Yılmaz iyi durumda olduğu an. Dünyanın demeyeyim de. Avrupa'nın yanındaki iyi oyuncular, yanında atamayacağı, geçemeyeceği savunma oyuncusu falan yok. Çok ters. Kuvvetli olduğu zaman, ama fizik olarak diyorum. Her takıma gol atmaya müsait bir stili var. Topu alışı farklı, dönüşü farklı, vuruşu farklı. Cepheden yakaladığı zaman ayrı vuruyor sağdan. Yani enteresan bir şey var. Çok güçlü değil mi? Bak, ama güçlü olması lazım. Bu da kendine iyi bakmasıyla alakalı. Burak Yılmaz. Ya Burak Yılmaz iyi olduğu an fizik olarak gol atamayacağı hiçbir savunma yok. Her takıma gol atar. Bunu cebe koyalım. Şimdi İki. Konya Spor takımı 4-4-2 oynadı. Beşiktaş sahasında aslında, ama tabii kalite bir yere kadar. Kalite yetmiyor. Yani öndeki oyuncuların kalitesi, Beşiktaş'ın savunmasının kalitesi daha ağır basıyor. Hı hı. Şimdi Gökhan Gönül'e bugün bakıyorsun. Sadece savunma da var, hücuma hiç çıkmadı. Caner'e bakıyorsun, belki de geldiğinden beri en kötü oyunu oynadı. Ama ikinci yarı Abdullah Hoca onu bitirdi. Şey mi? Yok yok. Evet. Abdullah Hoca onu bitirdi. Sağ tarafa koyarak. Büyük eleştirim var Abdullah Hoca'ya. Caner. Sağ tarafa koyarak, yani ha kazandı ama yine eleştiri yaparım. Hiç fark etmez. Caner'i sabahtan akşama kadar sağ tarafta oyna, ön sağda. En ölü Lens, en ölü Boyd Caner'den sağ tarafta daha iyi oynar. Kesinlikle. Tartışmasız. Bunu sevgili Abdullah Avcı'ya söylüyorum. Bugün kazandın. Burak Yılmaz'ın rakibin bir hatasıyla, Burak Yılmaz'ın bireysel becerisiyle kazandın. Eyvallah. Ama her zaman böyle tutmaz. Yapacağı tek bir şey vardı. Caner'i sol beke çekeceksin. Ertem'cim. Bir kanata Enkudu'yu koyacaksın. Lens de koy. Boyd'u da koy. Kimi alırsan al oyundan. Kim alırsan al. Burak hariç, yani Santifor. Bir de Atiba hariç. Kim alırsan al. Ama iki kanat deplasmandasın. Üstüne gelen bir rakip var. İlk defa açık oynayan bir Aykut Kocaman Konya Sporu var. Gerçekten ilk defa. Dikkat et ya. Dikkat et. Devamlı haberde pas bayardı. Aynen, kapalı bir savunma falan filan bayardı. Klasik Aykut Kocaman derdi. Hayır, 4-4-2. İkili Santifor'la oynuyor. Tamamıyla gebertmeye gidiyor. Doğru. Hata yaptı. Hata yapmayan da, hata yaptığın zaman da ceza yazacak bir santrafor var. Kim? Burak Yılmaz. Doğru. Bak işte. Tamamıyla bir daha söylüyorum. En ölüsü, en kötü Lens sağdan gider, bir tane keser. Caner orada alır yanına verir, Gidemez. Oradan koşamaz, ters gelir. En kötü Boyd, çok istediği bile Boyd. Orada oynayan Caner'den daha iyi oynar. Bak, bu kadar yapılan kişisel hatalara göre, hani teknik direktör oyuncu değişti. Sonra
Enkudu gidiyor yani bir süratli oyuncu var. 45'te başlat arkadaş. Koy bir kanada Enkudu'yu. Koy bir kanada Boyd'u. Ne o çocuk? Sol ayaklı siyah çocuk. Diaby. Diaby. Diaby'yi. Koy Diaby'yi de bir kanada veya Boyd'u da koyma. İki tane uçurtma bunları ya. At önlerine sağdan önden önlerine salla. Gelen rakibin üstüne yakalayamazlar. Enkudu gidiyordu işte gördün. Girdi oyunun oldu bir anda hareketlendi. Yani Abdullah Hoca'nın iyi savunma, iyi kurgu. Yani Caner oraya koyuyor. Aslında hücumu da çok fazla düşünmüyor. Öteki taraftan zaten öldürürüm. Veya rakip bir hata yapar diyor. İstediği gibi oyun gitti Abdullah Hoca'nın. Ne yaptı? Caner orada aslında orayı kontrol eder dedi. Hı hı. Rakibin oradan gelmesini engeller dedi. Aynı zamanda da yani Caner'in sıfıra kadar inip gol atmasını gol pası vermesini, asist yapmasını falan beklemedi. Orada kontrollü olsun. Oradan gelemesin rakip. Amacı oydu. Ama ben onu tercih etmezdim. Doğru. Ben iki kanada uzlu uçurtmaları koyardım. Ortaya ikili aynı Atiba, Eleni. İkisini de yapardı. Bugün çok da Eleni de çok iyi oynadı. Mesela Ruiz çok iyi oynadı. Çok beğendim. Çok iyiydi. Yani zaten Vida'ya söyleyecek bir şey yok. O tamamıyla savunmanın Sibop'u. Gökhan savunmada iyiydi. Savunmada. Hücuma çıkmadı. Çünkü çıkamadı da pek. Ama onun dışında dediğin gibi hata yaparsa cezayı kesecek bir santraforum var. Ama fizik olarak iyi olmalı. Diyor ki dik durmak gerekiyor. Eleştirilerin başımın üstünde yeri var. Büyük bir karakter koymak gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım. Bunu diğer takımlarda da söyledim. Sahada olduğum sürece elimden geleni yapacağım. Bu takımın kaptanıyım. Eleştirilerin hepsinin başımın üstünde yeri var. Şimdi hala anlayamıyorum ben. Hala anlayamıyorum. Milli takımda oynuyor. Milli takımda çok iyi oynuyor. Müthiş bir başarı elde etti milli takımımız. Beşiktaş'ın santrafor olmuş. Doğru. Rakiplerin santraforların hallerine bakın. Doğru. Yaptığı transferlerinize bakın. Elinizde bonservisi bedava, elinde çok cüzi rakamlarda aldığı paralarla daha aşağı paraya imza atan hı hı. Bir Burak Yılmaz var. Hala sanki Beşiktaş'ın falan parasını falan çaldı. Gitti Beşiktaş'a falan bir şey yaptı falan filan diye hırsız ya. Diyorsun. Yani hangi mantık bunu ya? Ben Beşiktaşların, gerçek Beşiktaşların kendi futbolcularına sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ve çıkar da çıkıyordur da. Sinan abi konuşurken o yalancı demişler diye bir gelsin ekrana. Sinan abi konuşurken de Konya'da karşılanırken gördün mü o videoyu? Duydum onu bey. Bak tam bakmadım. O canlı yani mı o görüntü? Tam üstüne Sinan abi. Konya'da karşılanma görüntüsü. Yazık ya. Bu çocuğa yani yazık ya. O da götürüyor. Aslan gibi çiçek veriyor şimdi kendisine. Şimdi bunu söyleyen herhalde Beşiktaşlı mı? İşte Beşiktaş bugün Beşiktaş'ın önemli biri. Onu söyleyen herhalde Beşiktaşlı mı? Ama eğer Beşiktaşlıysa oradaki Beşiktaşlar onun içinde barındırmaması lazım. Bana göre doğru bir Beşiktaşlı değil. Şimdi bugün acaba Beşiktaş, eğer o Beşiktaşlıysa Burak'ın attığı golde sevindim acaba. Bugün Beşiktaş çok önemli kritik bir 3 puan aldı. Burak sayesinde. Çok aynen kritik. Öyle. Tamamıyla bireysel, tamamıyla kendi becerisiyle. Sinan abicim aldı. Herkes bu maça şampiyonluk maçı diyordu ya. Ya daha çok var. Hayır. Dönemeç. Tabii ki. Dönemeç. Şampiyonlukta dönemeç. Kritik virajlardan çok, olur ya. O şimdi, maçlardan biriydi. 12. Ertem'cim, haftada Konya daha. Çok sert bir takım. Çok. Konya iyi bir takım. Tabii. Dişli bir takım. Yani oradan böyle 3 puanla falan çıkmak çok falan zor. Öyle kolay değil. Hakikaten bugün de dirençli de bir Konya vardı. Ama dediğim gibi Abdullah Avcı'nın önce birinci taktik, birinci düşüncesi. Önce gol yemeyeyim. Doğru. Yani risksiz oynadı Abdullah Hoca. Caner'i işte sağ kenara koymasının en büyük sebebi o değil. O Ertem'cim. Hı hı. Tamamıyla rakip oradan gelmesin. Hücum diyor. Hücum da yaparsa Caner oradan eyvallah Mars yapmış olurum diyor. Tabii. Anladın mı? Tabii. Hücum. Ama birinci hedef oradan gelmesin. Ben yemeyeyim. Bugün hiç kimse yanlış anlamasın. Abdullah Hoca bugün beraberliğe de sevinirdi. Sevinir miydi? Abi canım. Kazanamıyorsan. Sistem tamamıyla o. Kaybetmeyeceksin. Oyun o. Kötü de değil. Oyun o diyor. Bugün Konya'dan dönüş. Bugün Konya'dan. Berabere dönersen seni kimse eleştirmez. Evet tabii. Çok zor deplasman. Çok zor deplasman. Sert bir deplasman. Dolayısıyla acayip müthiş bir seyirci var. Müthiş bir seyirci var. Dolayısıyla çok zor bir deplasmandan berabere bile dönebilirdi ama dediğim gibi kaymaklı ekmek kadayıf oldu. Sinan abi o kadar güzel bir şey söyledin ki kazanırken milli takımın kaptanı, milli takımın golcüsü, Türkiye'nin bir numaralı forveti, yerli forvetimiz, Beşiktaş'a altın değerinde 3 puanı kazandıran bir çocuk. Tamam giderken oldu bu görüntü ama Konya'ya.
Allah korusun Beşiktaş kaybetse falan çocuğa neler yapacaklar abi yani, demek ya. Hala bugün kendi kaptanına hırsız diye bağırttırıyorsunuz. İnanılır gibi değil ya. Yani kendi kaptanı, Beşiktaş'ın kaptanı bu. Bu arkadaş. Bir an evvel ben sevgili Ahmet Nuçebi Başkan'ın Burak'la yan yana oturup bir sohbet edip ve bunu da kamuoyuna falan paylaşmasını istiyorum. Bak ne, bir şey söylüyorum. Aynen öyle. Çünkü hatırlarsan bir detayına girmek istemiyorum. Ahmet Çebi Başkan'ın da ayrıca biz kullanmıştı. Ayrıca da biz Çebi Başkan da oradaydı. 2 sene, 3 sene önce falan balıkçıdaydık şeyde. Çeşme'de Ferdi Baba'da balıkçıda oturuyorduk. Fikret abi, Burak'ın babası. Hatta orada hem de bu sıcağı sıcağına yani bu tartışmalarını sıcağında ki 5-6 ay sonra hatta Burak'la da orada Ahmet Nuçebi falan öpüştüler. Babası falan da konuştulardı yani. Daha Burak gündemde değilken. Ertem. Yani Burak'a Ahmet Başkan'ın eleştiri yaptığının 6 ay 7 ay sonrası veya 1 sene sonrası. Karşılaştılar. Belki bilmiyorum tam yanlış söyleyeyim ama 2 sene önce falan yani Beşiktaş'a daha gelmesi de o zaman da gündemde yoktu pek. Yani. Evet. Tamam. Onun için orada da Ahmet Nuçebi Başkan ama eğer bunlara son vermek istiyorsa eğer ikinci yarı Ocak'ta ben çok iyi bir santrafor transfer edeceğim diyorsan Burak Yılmaz'ı yanına al sevgili başkan. İki sohbet et. Tarafta şu an taraftar seni çok seviyor. Şu an taraftarın sevgili durumundasın. Geldin 5'te 5 mi? 6'da 6 kaç maçtır kazanıyor değil mi? 6'da 5'ti mi arkadaşlar? Yani baktığın zaman evet. İlk 5 maç Beşiktaş'ın bir puanı var. Bir galibiyeti var. Bir beraberlik. Yanılmıyorsam. Bir beraberlik. Yeniden bir gol. Bir beş gol. 5 galibiyet. 5 galibiyet. Ya şu an Beşiktaş taraftarının muazzam tamamıyla bu yönetim, bu yönetim Beşiktaş taraftarının gönlüne tat kurmuş. Sen de şu an çok güçlüsün başkan. Dolayısıyla bunlara son verdirmek istiyorsan, eğer Beşiktaş taraftarlarının da senin ağzından bu laf çok önemli. Artık Burak bizim futbolcumuzdur, kaptanımızdır. Buna artık bir son vermek lazım. İşte görüyorsunuz, rakipleriniz veriyorlar Falcao 30 milyon, 3 yıllık, yok. İşte Vedat Muriç 30 atar 40 atar yok şu istiyor denildi. Aynen. Bakıyorsun zorlanıyor gol atmakta. Santrafor olarak. Dolayısıyla sıkıntılar ama senin elinde şahane bir santraforun var. Sen malını körelttiriyorsun. Malını hırsız dedirttiriyorsun. Onun için sevgili başkanın bir an evvel futbolcusuna sahip çıkması. Bakın başkanın diyorum. İkinci başkanın da değil. Yani bizim futbol takımlarından kim sorumlu Emre Koca daha falan o da değil. Sevgili başkan Ahmet Nuçebi'nin bir an evvel bu duruma el koyması lazım. Yarın bir gün içeride alınan bir mağlubiyette yine bunlar olur. Futbolcunu kaybedersin, santraforunu kaybedersin. Sinan Engin'e soruyoruz. Sorsunlar. Elinde Vedat Muriç, Falcao ve Burak Yılmaz var. En kritik karşılaşmada bir tane oynatma hakkı var. İyi Burak, iyi Burak. Instagram'dan sormuş. İyi Burak. Fizik olarak iyi Burak. Bence de. Yani o Trabzon'da attığı, gol kralı Galatasaray'da attığı zaman Cristiano Ronaldo'dan daha fazla atmıştı Şampiyonlar Ligi'nde o zaman. Önde gidiyordu. Hatırla. Aynen. Galatasaray'dayken. Çin'e gitmeden önceki. Benim, yani iyi fizikteki. Doğru. İyi bak. Onu söylüyorum. İyi. Bak Vedat da çok iyi oyuncu. Falcao'nun durumu belirsiz. Vedat da çok iyi. Ama şu an iyi bir Burak Yılmaz varsa Burak Yılmaz'ı tercih ederim. Kesinlikle. Ben de aynı fikirdeyim. Burak Yılmaz bu akşam 23.13'te attığı tweet. Ben Beşiktaşlıyım. Ya kaç sene olmuş. Çocuk geldiğinden beri Beşiktaşlıyım diyor. Gelmeden önce Türkiye de Beşiktaşlıyım dedi. Türkiye gündeminde bir numaraya kadar çıktı bu eşlik. Galatasaray'da da oynuyordum dediği zaman da Beşiktaşlıyım dedi. Galatasaray'da her zaman her şeyde dedi. Yani bir yere yattı diye, bir haksız penaltı almış diye, bilmem ne diye. Bu mudur abi bunun ama faturası? Ama bu hale getirdiler çocuğu. Bu işte mu bunun faturası? Aynı şey Arda'ya yapıldı. Bir milli takımda bir yapılan bir cahillikler, bilmem neler. Hayatları bitirildi bu çocukların. Yani onun için bunların hataları var mı? Var. Yok değil, var. Birazdan Burak'a, Arda'ya da geleceğiz. Ama Burak Yılmaz bunları hak ettiğini düşünmüyorum. Hak etmiyor. %1 hak etmiyor. Sinan abi, buyur. Türk futbol tarihinin en büyük 5 golcüsünden biri diyebilir miyiz Burak Yılmaz hemen için? Hemen hemen. Gol sıralamana baktığın zaman Türk futbolu değil ama son 20 senenin diyebilirsin. Bence yani. Son 20 senenin diyebilirsin. Yani. Ben de gerçekten de artık Beşiktaş'ın kaptanı olmuş ya. Beşiktaş taraftarı da hizmetleri olmuş. Helal Beşiktaş taraftarı da sahipçisi. Allah sakat bulamazsın. Burak düzeyinde bir santrafor alman için 15-20 milyon euro vereceksin. Acaba iyi çıkar mı, iyi oynar mı falan. Hazır adam atıyor, attırıyor, her şeyi yapıyor. Daha ne istiyorsun ya? Daha ne istiyorsun? Onun için ama dediğim gibi Abdullah Avcı sistem olarak oyuna baktığın zaman
0-0 da kötü sonuç değil. Yenilmeden buradan da çıkayım dedi. Ama kazandı. Ama oyuncu değişiklikleri kazandığı için haklıdır, ayrı bir şey. Ama ben öyle düşünmem. Elinde silahlarım var. Sağ tarafta oynatan Boyd'um var. Aynı şekilde Lens'im var. Enkudum var. Böyle hızlı uçurtma oyuncularım var deplasmanda. Bunları kullanabilirdin. Kullanabilirdi ama dediğin gibi kazandın. Haklısındır. Ama kazandığın için de seni ben eleştiriyorum. Bundan dolayı sevgili. Ama hep söylüyorum. 3 program önce mi ne söyledim? Abdullah Avcı Beşiktaş için bir şanstır. Sevgili başkan Ocak'ta bakarız dedi. Hayır, Ocak değil. En az sezon sonu veya uzun yıllar dedim. Abdullah Avcı ile uzun yıllar sözleşmemi imzalarım. Koyarım. Güçlendiririm taraftarın gözünde. Ertemciğim, Abdullah Avcı'yı uzun yıllar Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak yaparım. Şimdi burada ne var biliyor musun abi? Burak mı? Burada en büyük, en önemli etken. Bu takım niye iyi gidiyor? Bu takım niye iyi? Niye? Bu takım taraftar destekliyor, iyi gidiyor. Bu takım kongreyi bekliyordu demek ki. Bu takım, bu futbolcular aynı. Bunlara vay inmedi, bir şey olmadı. Aynı. Ha, Abdullah Avcı biraz teknik olarak, taktik olarak bazı şeyleri der ki biraz bir minik oynadı, değiştirdi. Ama onun dışında tamamıyla taraftarın bir takıma olan katkısını şu an Beşiktaş'ta görüyorsun. Kesinlikle. Yani Fikret Orman gitti. Ahmet Nuçebi geldi. Taraftar desteği geldi. Beşiktaş'ta acayip bir ivme var, düzelme var. Doğru. Bu tamamıyla taraftarın futbol takımına bakışı ve Abdullah Avcı'ya bakışıyla. Ne dedim ben? Galatasaray maçında Abdullah Avcı şu an Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu dedim. Galatasaray maçını kazandığı akşam Abdullah Avcı Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu bu akşam itibariyle. Doğru. Ama hep söylüyorum, uzun yıllar inşallah olur. Uzun yıllar Beşiktaş'ın hocası olur. Ama burada yönetim çıkacak, konuşacak. Heh, acaba kötü giderse, işte şampiyon olamazsak falan, işte hocayı yollarız, başka hoca alırız diye boşlukta bırakmayacak. Hocasına güveniyorsa güvendiğini bugünden itibaren net olarak çıkacak, açıklayacak. Hocasının arkasında duracak Abdullah Hoca'nın ve diyecek ki sonuna kadar hocamızla, bizim başkanlık yönetim süremizce kredimiz sonuna sonsuz kadar hocamızın arkasındayız, desteğimiz tamdır diyeceksin. Taraftar da hocayı benimseyecek. Yani ben Abdullah Avcı'yı sevmiyorum, Abdullah Avcı'nın gelmesini istemedim, Sergen'in gelmesini istedim falandı filandı falan filan. Bunlar bitti artık. Yok canım, aynen öyle. Sergen falan aynen defteri öyle falan kapandı. Tabii. Bitti kenarda. Artık buna bakacağız. Bak aynen, ben ne diyorum? Keşke Sergen de Beşiktaş'ın hocası olmuş olsaydı. Ama değil. Şimdi Abdullah Avcı bitti var. Uzun yıllar olsun. Abdullah Avcı gittiği zaman Sergen gelebilir. O ayrı bir şey. Ama şu an Abdullah Avcı Beşiktaş için tam ideal bir hoca. Zamanla ama daha güçlensin. Biraz daha kendine güveni geldiği an. Şimdi niye bugün kaybetmemek için öyle oynadı Ertem? Tabii. Çünkü elindeki malzemeyi daha doğru kullanabilirdi Abdullah Hoca. Niye bu kaybetme korkusu var? Ah, taraftar tepki koyar mı? İşte yerim baskıyla acaba yaşıyor, o baskıyla yaşıyor. Ya, olacak onun işte için sevgili başkan da, sevgili Ahmet Nuçebi de çıkacak. Hocasına hemen sahip çıkacaklar. Doğru. Şu dakikadan itibaren Ertemciğim. Sinan abi, Burak Yılmaz'ın açıklaması var. Dinleyelim. Maç sonrasında bir görelim isterseniz. Bir beni alır mısın? Terlemişim. Sevgili Burak konuşu bir izleyelim bakalım. Hastayım çünkü. Evet Burak, tebrikler. Hem önemli bir gol hem önemli bir galibiyet. Önce mücadeleyle ilgili değerlendirme. Ya biz bugün maçtan önce dün rakibimizle kaybedince ne olursa olsun kazanıp onların üstüne çıkmak istedik. Tabii bir bıçak sırtı bir maçtı bizim. Kazanıp üstte artık biraz olsun aşağılardan çekilip hedefimiz doğrultusunda ilerlemek istiyorduk. Karşı takım çok iyi bir takım. Defansif olarak çok kompakt bir takım. Çok iyi stadyumları var. Çok iyi tarafları. Çok iyi bir hocaları var. Ama biz bugün buradan galip gelmesini bildik. İstediğimizi aldık. Geri dönüyoruz. Önümüzde uzun bir süre var şu anda. Kayseri maçına hazırlanıp gereğini yapacağız. Tabii arada bir de Avrupa Kupası olacak. Kral, dün geldiğinizde yine bazı protestolar oldu ama sen bu takımın kaptanısın. Riva'da seninle konuştuğumuzda inancının ne olduğunu söylemiştin. Sen takıma inanıyorsun ama zaman zaman tepkiler de oluyor. Ama bugün yine golün attın ve takımına galibiyet getirdin. Ya ben daha demin de röportajımda da söyledim. Bunlar oluyor ama ben de taştan değilim yani. Benim de duygularım var. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Ama her eleştirinin başımın üstünde yeri olduğunu, onları dikkate aldığımı da söylüyorum. Bu
takımın kaptanıyım. Sahaya çıkan, sahadaki en öndeki oyuncusuyum. Bunu söylemek istiyorum. Biraz daha sağduyu istiyorum ama eleştirilerin hepsini dikkate aldığımı bilinmesini istiyorum. Ama bizim bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda gidiyoruz. Biz şampiyon olacağız. Burak, orta sahadan yeterince destek aldığını düşünüyor musun? Özellikle senin arkanda oynayan oyuncuların. Şöyle söyleyeyim, ben hani ufak bir şey söyleyeyim. Bunu lütfen yanlış anlamasınlar. Mesela başka santraforlar etkisiz oynadığı zaman diyorlar ki istediği topları alamadı diyorlar. Ben etkisiz olduğum zaman yerin dibine giriyorum ama ona da saygım var. Orta saha, morta saha onlar hocamış. Evet, zaten olumsuz olduğu zaman her şey göze batıyor böyle. Yani iyi bir şey olduğu zaman olmaz. Yayının başında da söylediğim gibi Sinan abi işte veya ben geçen hafta diyorum ki Beşiktaş kazanacak, Galatasaray yenecek. Beşiktaş kazandığı zaman kimse konuşmaz ama Galatasaray yenildiği zaman o Ertem Şener bilemedin gördün mü? Nasıl yorum bu falan gibilerinden böyle şeyler olur. İşte Burak Yılmaz da gol atamadığı zaman eleştiriliyor, gol attığı zaman en kritik maçlarda gol attığı zaman da hiç konuşulmamaya çalışılır bazı kesimler tarafından. Biz şampiyon olacağız diyor. Yani bunu kolay kolay Türk futbolundaki yön veren isimlerden birisidir. Mihenk taşlarından birisi. Bakın sadece Beşiktaş'ın değil. Yani Ersun Yanal söyleyince ciddiye alınmalı. Fatih Hoca söyleyince zaten ciddiye alınmalı. Burak Yılmaz söyleyince ciddiye alınmalı. Sinan Engin söyleyince ciddiye alınmalı. Dışarıda içeride. Burak Yılmaz bugün dedi ki biz şampiyon olacağız. Yani bu çok büyük bir sorumluluğun altına şimdi, girmiş oldu aslında değil mi Sinan abi? Girmiş, havaya girmiş yani. Beşiktaş havaya girmiş. Yani yeni yönetim gelmiş. Taraftar tamamıyla takıma sahip çıkıyor. Son derece sahip çıkıyor. Tamamıyla Abdullah Avcı, artık Beşiktaş taraftarı tamamıyla Abdullah Avcı'yı kabullenmiş durumda. Neden olmasın? Neden olmasın? Beşiktaş'ın kadrosu, iyi kadrosu tabii var. Çünkü niye iyi kadrosu var? Sezon başı bütün takımlara baktığın zaman, yıldız transferlere baktığın zaman hepsi fos çıktı. Doğru. Beşiktaş'ın transferlerini eleştirdik. Şimdi ne oldu? Ha demek ki hani o transferler yıldız. Bunlar çok tanınmıyor ama bunlar da kötü değilmiş. Yani zaten Beşiktaş'ın bir çatısı var zaten. Yani bir omurgası vardı Beşiktaş kadrosunun. Sinan abicim, Instagram'dan sana da bana da yazmışlar. Senin Instagram'ın da önümde açık benim çünkü. Evet. Sinan abi, Ertem abi. Beşiktaş devre arasında transfer yapmalı mı? Yapmalıysa kaç transfer yapmalı? Beşiktaş devre arasında bence iki tane transfer yeterlidir. İki transfer. Nerelere iki Sinan abicim? Bir tane iyi bir orta saha oyuncusu, Adem Laiç tipinde bir oyuncu alması lazım diye düşünüyorum. Bir tane de stoper. Stoper. Stopere düşünüyorum. Daha genişletmek için yani kadroyu derinleştirme açısından. Ama bir orta saha kanat Boyd var. Yani Enkudu var. Yani dolayısıyla çocuk yeterli değil. Diaby yeterli değil. İyi oyuncu, hızlı oyuncu ama oynama mantalitesi gelişmemiş. Yetenekleri var. Evet. Yani vuruşları eksik ama hızlı, oynama mantalitesi. Kanat oyuncusu mesela biraz arka arkaya oynarsa, mesela Diaby bir arada oynarsa o da üstüne koyabilir, geliştirebilir kendini. Evet. Ama onun için ben sağlam bir Burak, alternatifi Güven, Umut, üçlü yeterli. Santrafor, gol bölgesinde. Ama bir tane İyi bir orta saha. Yani Adem Laiç gibi adam geçen. Şimdi Oğuzhan'a bakıyorsun kenar atılmış durumda. Adem Laiç tipinde bir tane iyi bir orta saha. Ofansif bir orta saha. Bir tane stoper. Çünkü orta saha Atiba Eleni.